Merhaba, ben Özgür Kılınçlar. Türkiye'nin ilk gerçek Napolitan pizza restoranı olan Napo'nun kurucusuyum. Aynı zamanda yine Türkiye'nin ilk pizzaiola verace, yani gerçek Napoli pizzası ustasıyım. Farkındaysanız kendimi tanıtırken iki defa gerçek deme durumunda kaldım. Peki, nedir gerçekten kastımız? Hayır, gerçek pizza diye bir şey yok. Pek çoğumuzun Türkiye'deki lüks İtalyan restoranlarının menülerinde karşılaştığı gerçek İtalyan pizza diye bir şey de yok. Fakat gerçek Napolitan pizza diye bir şey var. Değerli dostum Murat Artukmaç, çok emek verdiği Altı Üstü isimli video serisinde kendine has, beğendiği ev tipi bir pizza içeriği üretti ve çok da güzel oldu bence. Bu seride ise restoran ortamında gerçek Napolitan pizzaya odaklanacağız. Referansımız hep en iyi bildiğimiz iş olan gerçek Napolitan pizza olacak. Ve biz bu video serisinin her bölümünde bu gerçeğin peşinde koşarken aynı zamanda iyi bir pizzayı iyi yapan özellikleri konuşacağız ve tartışacağız. Önce biraz pizzadan genel olarak bahsetmek istiyorum. Pizzanın tarihi biraz ilginç, çok sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Pizza benzeri ürünler ta M.Ö. 5. yüzyıla kadar gidiyor. Pers İmparatoru Darius, savaşa giden askerlerinin kalkanlarının arkasına peynir ve hurma ile topinglenmiş ve fırınlanmış bir kumanya koyuyor. Bu da bildiğimiz pizza benzeri ürünlerin ilk örneği. Zaten pide, pita, pizza gibi kelimelerin hepsi aynı kökten türeyerek, bugüne kadar değişerek geliyorlar. Keşfedilen ilk pizza fırını ise M.Ö. 79. yıldan kalma. Pompei'de, bugünkü Napoli'ye çok yakın bir yerde bulunmuş ilk pizza fırını. Bugün kelime olarak pizza ise ta milattan sonra 1000 yılında karşımıza çıkıyor. Güney İtalya şehri olan Gaeta'da kiliseye ait bazı gayrimenkullerin kiracılarına bazı yükümlülükler getiren bir yasal metinde çıkıyor ilk pizza kelimesi karşımıza. Noel ve Paskalya zamanında kiracıların kilisenin papazına 12'şer adet pizza verme yükümlülüğünü kanuna bağlayan bir metin olarak görüyoruz. Bugün pizza dediğimiz şeye benzer modern anlamda pizza ise 16. yüzyılda yine Napoli'de yapılmaya başlıyor. İlk modern pizzanın adı Mastunicola. Mastunicola da henüz sadece üzerinde lard denen domuz yağı fesleğen ve pecorino ile yapılıyor. Mastunicola'nın yapılmasından kısa bir süre sonra çok önemli bir gelişme oluyor ve tüm Avrupa gastronomisini derinden etkiliyor. Nedir? Domatesin yeni dünya Amerika'dan Avrupa'ya gelmeye başlaması. Bu dönemde Peru'dan Napoli Krallığı'na San Marzano domatesi fideleri hediye ediliyor ve bunlar Vezuv Yanardağı'nın çevresine dikiliyor. Ve San Marzano üretiminin başlamasıyla Napolitan pizzanın temel taşı olarak nitelendirebileceğimiz çok önemli bir pizza çıkıyor ortaya. Pizza alla marinara ya da la marinara ya da basitçe sadece marinara. Napoli bir denizci şehri. Doğal olarak bu ucuz ve lezzetli pizzanın da ilk müdavimleri denizciler oluyor. O yüzden ismini de denizcilerden alıyor. Marinara dediğimiz pizzada San Marzano domatesine sarımsak, kekik ve sızma zeytinyağı ilave edilerek bolca domatesli ve bolca zeytinyağlı bir pizza olarak yapılıyor. Hala orijinal tarifle günümüzde Napolitan pizzanın temel taşı olarak yapılmaya devam ediyor. 1830 yılında Napoli'nin tarihi merkezinde Pizzeria Antica Portalba denilen ilk modern pizza restoranı açılıyor ve günümüzde hala aktiftir bu restoran. Napolitan pizzanın bir diğer temel taşı ise sanılanın aksine anonim değildir. Ve marinara'dan 100 yıldan daha fazla bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Ta 1889 yılında Pizzeria di Pietro Abbasta Cosi isimli pizza restoranının şefi Raffaele Esposito, o dönem Napoli'yi ziyaret eden İtalya Kralı Umberto'nun eşi Kraliçe Margherita için 3 adet pizza yapması isteniyor. Marinara sarımsak bazlı bir ürünü soylu bir tabağa çok uygun bulmuyor Rafael Esposito. 3 farklı pizza yapıyor ve bu 3 pizzanın sonuncusunu Kraliçe çok beğeniyor. Ve bu pizzada İtalya bayrağının renkleri olan beyaz, yeşil ve kırmızıyı temsilen suda mozzarella, San Marzano domatesi ve fesleğen kullanılıyor.
İşte o pizzanın o günden itibaren adı Pizza Margherita olarak bugüne kadar geliyor ve dünyanın dört bir yanında hala en popüler pizza olma özelliğini koruyor. 1900'lerin başında ise modern pizza kıta değiştiriyor. Napolili ünlü pizza ailelerinden, Lombardilerden gelen Gennaro Lombardi, Amerika'da, New York, Manhattan'da, Spring Street'te yani bugünkü Soho'da bir bakkal dükkanının içinde tomato payı satmaya başlıyor. İtalya'da, Amerika'daki İtalyanlar marinara isminden çok tomato payı kullanırlar. Hala özellikle New Jersey ve New York'taki pizzacılarda marinara tomato payı ismiyle satılır. Lombardi birkaç yıl sonra yine aynı sokakta Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk pizza restoranını açıyor. 1900'lerin başındayız. Günümüzde hala aktif olan ve devasa kömür fırınında pizzalar yapan Lombardi restoranının hikayesi kısaca böyle. Pizzanın ABD'ye merhaba demesiyle kaderi de hızlıca değişiyor. Lombardi'den sonra Amerika'da yaşayan İtalyanlar yavaşça tüm kıtaya yayılmaya başlayan pizzanın kaderini değiştirecek asıl gelişme 1954'te Sacramento'da oluyor. Shakey's isimli dünyanın franchise'a dayalı ilk pizza restoranı açılıyor. Eve teslim işinin de hızla gelişmesiyle pizzanın kıtaya yayılımı çok hızlanıyor ve pizza Amerikan kültürünün değişmez bir parçası haline geliyor. Ve bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri pizzanın en büyük pazarı durumunda. Pizza deyince hepimizin aklına önce İtalya gelse de İtalyanlar kişi başı 2,5 kilo pizza yerler ve 60 milyon nüfusla çarparsak yaklaşık 150 bin ton gibi yıllık bir pizza pazarı vardır. Amerikalılar ise 330 milyonluk dev nüfusu ile kişi başı tam 12 kilo pizza tüketiyorlar ve 4 milyon tona yakın büyüklüğüyle İtalya'nın tam 25 katı büyüklüğünde bir pazar oluşuyor. Doğal olarak dünya pizza trendlerine de Amerikalılar çok fazla yön veriyorlar. İtalyanlar pizzayı ne kadar iyi biliyorlarsa Amerikalılar da business'ı o kadar iyi biliyorlar. İşte sırf o yüzden nasıl İtalyanca kahve çeşitleri isimlerini Amerikan menşeli bir kahve zincirinden öğreniyorsak pizzada da genelde Türkiye'deki ilk inisiyatifi Amerikan firmaları yapıyor ve Amerikan firmalarının inisiyatifinde bir pizza kültürü gelişmeye başlıyor. Dev bir ülke olan ABD içinde pizza çeşitli coğrafyalara dağıldıkça çeşitleri de artıyor. Bu çeşitlerden kısaca bir bahsetmek istiyorum. New York pizza en ünlüsü 50-60 santim büyüklüğünde ince hamurlu bir pizza. Genelde dilimlenerek satılıyor. İncecik bir domates sosunun üzerinde rendelenmiş bolca mozzarella ekleyerek yapılıyor. Peynirin ön planda olduğu bir pizza. New York'ta bu çeşide plain yani sade de derler. Ama buradaki mozzarella Kampanya bölgesinin suda mozzarellası değil. Bu Amerikanlaştırılmış hibrit bir peynir. Provolone'ye daha çok benzeyen, bloklar şeklinde üretilen, yapısı lastiğimsi olan bir peynir bu. Ülkemizde yapılan İtalyan pizzalarında da uzun yıllar bu peynir kullanıldı. İtalya ile hiçbir ilgisi olmayan bir peynir bu. Tamamen Amerikan peyniridir. Yine Amerika'nın en popüler pizza topping malzemelerinden olan pepperoni de bu pizzaya eklenerek varyasyon yapılabiliyor. Günümüzde Joe's, Tony's, Grimaldi's, Prince Street, DiFara, Pasties gibi restoranlarda New York pizzanın en güzel örnekleri yenilebilir. New Haven stili pizza, Connecticut'ta Franco Pepe'nin restoranında başlayıp yayılan bu pizza tipi, kömür fırınında çok yüksek ısılarda pişirilen dev pizzalar. Bu kez dilimlenerek satılmıyor. Tomato pie gibi domates yine başrolde, mozzarella isteğe bağlı ekstra eklenebiliyor. Çok ince ve New York pizzaya göre çok daha çıtır ve kırılgan bir hamura sahip. Bir başka tür Sicilya pizzası, buna grandma pizza yani nine pizzası da diyor Amerikalılar. Dikdörtgen kare formatta kalınca bir hamur. Bunun daha ince ve daha kırılgan olanına grandma pizza denirken daha kalın ve daha pofuduk olanına genelde Sicilya pizzası olarak adlandırıyorlar. Detroit pizzası dediğimiz ise yine bu Sicilya pizzasının bir varyasyonu aslında. Çünkü bu Detroit pizzasına karakterini veren şey, Detroit biliyorsunuz otomotiv şehri, otomotivin başkenti ve oradaki otomotiv sanayinde kullanılan bazı mavi çelik tavalarda, aslında soğutma için tasarlanmış çelik tavalarda bu Sicilya pizzasını deneyen şefler mucizevi sonuçlar alıyorlar. Tabanda çok daha gevrek, çok daha çatırtılı bir yapı oluşuyor ve üstünde de kullanılan çok özel bir brick peyniri var. Bu çok çok yağlı ve yıllandırılmış bir Wisconsin peyniri. Bununla beraber domates ve fesleğenle ve gerektiğinde pepperoni ile toppinglenerek tüketiliyor.
Chicago stili kendi içinde üçe ayrılabilir. Bir stuffed dolgulu dediğimiz, bir deep dish ya da tavern style şeklinde kategorilere ayrılabilir. Chicago pizzasına karakteristiğini veren en önemli şeyler mısır unu ve bolca kullanılan yağ. Burada hangi yağ? Biraz önce bahsettiğimiz Mastunicala'daki domuz yağı lard ya da tereyağı ya da ikisi birden kullanılabiliyor. Kalın bir ve içi dolgulu bir hamur cinsi var. Chicago'da pizzeria Uno ile başlıyor bunun hikayesi. Bugün ise en iyi örneklerini Giordano's'da, Millie's, Jimmy's veya La Briola gibi yerlerde bulabilirsiniz. Son bir tür daha söyleyeceğim Amerika'dan. Neo-Napolitan pizza. Diğer türlere göre tarihi çok daha yeni olan bir tür bu. Napolitan pizzanın yaygınlaşmasından sonra bazı şefler yeni bir yola gitmek istediler. Napolitan hamur ve pişirme tekniklerini kullanmak istediler. Fakat üst malzemede daha lokal malzemelere yöneldiler. Ve yine hamurda da geleneksel tariflerden kendi zevklerine göre bir takım değişiklikler yaptılar. Ve ortaya Napolitan benzeri ama Napolitan olmayan bir tür çıktı. Bunun öncülerine de Anthony Falco'nun Roberta'sı, Dan Richard'ın Razza'sı ve Daniel Uditi'nin Pizzana'sını Amerika'da gösterebiliriz. Bu tür dünyada da karşılık buldu ve Japonya'da Savoy ve Tamaki gibi, yine Avrupa'da Best gibi bazı pizzacılar tarafından başarılı uygulanıyor. Bunların haricinde Amerika'da California, San Luis, Old Forge gibi daha onlarca pizza çeşidi var ama ben bunların detaylarına girip bugün canımıza sıkmak istemiyorum daha fazla. İtalya'da da Napolitan pizza haricinde Roma tarzı Albasso denen basık ve yuvarlak veya Altaglio denen dilim dilim kare veya dikdörtgen kesilerek servis edilen pizzalar var. Yine tavada Sicilya pizzası Amerika'daki bahsettiğim Grandma ve Detroit pizzalarının atasıdır. Pizza benzeri Trapezzino, Tramezzino gibi ürünler de var ama bunların detaylarına girmeyeceğiz. Peki, pizza konuşuyoruz ama şunun da altını çizelim. Evet, pizzanın birçok türü var ama neler pizza değildir? Bunun da altını çizmek lazım. Öncelikle ekmek pizza değildir. Bunu her zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Ekmek ve pizza farklı disiplinleri, farklı teknikleri olan bambaşka iki üründür. Yine ekmek gibi bruschetta, crostini ya da İtalyan Amerikalıların çok sevdiği meatball sandviç gibi şeyler pizza değildir. Ve farklı disiplinleri, farklı kuralları vardır. Biz Napolitan pizza diyerek başladık ama bugün aslında Napolitan pizzadan daha farklı şeyler konuştuk. Peki gerçek Napolitan pizza nedir? Anlattığımız bütün bu pizza türlerinde bağlayıcı bir metin, bir standart yoktur. Pizzacı, şef nasıl istiyorsa o şekilde yapar. Ve günün sonunda bu bir Detroit pizzası ya da New York pizzası olabilir. Fakat Napolitan pizzada durum böyle değil. Napolitan pizzada Associazione Verace Pizza Napolitana diye bir kurum var. Türkçesi Gerçek Napolitan Pizza Birliği. 1984 yılında şehrin en köklü pizza restoranları, o dönem 20 adet, bir araya gelip bir birlik kuruyorlar. Bu arada o 20 restorandan bir tanesi de Lombardi. Bu daha önce bahsettiğim Amerika'daki ilk pizzacıyı açan aile Lombardi. Ne şanslıyım ki ben de stajımı orada yapma fırsatı bulmuştum. Bu kurumun 3 temel misyonu var. Birincisi kültürlerine, geleneklerine, miraslarına sahip çıkmak. Yani Napolitan pizzanın standardını belirlemek, imzalanmış bir metinle belirlemek. Malzemesinden hamur tekniğine, hamur açmasından pişirmesine, fırının standartlarına kadar her bir detayıyla bu bir standarda bağlanmış. Ve bu disiplin UNESCO tarafından dünya kültür mirasını alır. İkinci misyonları ise bu standartları özümseyen pizza ustaları yetiştirmek için bir okul kurmuşlar. Ben de bu okulda eğitim alıp Napoli'de stajlarımı tamamladım. AVPN sertifikaları restoranımı açıp minimum tecrübe gereksinimimi karşıladıktan sonra da Pizzaiolo Verace yani gerçek Napoli pizza ustası unvanını aldım. Üçüncü misyonları dünya çapında gerçek Napolitan pizzası yapan restoranları tespit etmek ve Vera Pizza Napolitana yani gerçek Napolitan pizzası sertifikasyonuna tabi tutmak. Bugün itibariyle dünyada 842 adet gerçek Napolitan pizza restoranı var. Her birinin girişinde aynı logoyu sertifika numarasıyla görebiliyorsunuz bu restoranların. Bu restoranların yaklaşık 400 tanesi İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, geriye kalanları ise dünyanın her yerine dağılmış. Ne mutlu ki artık
Bizde de Türkiye'de de 2 adet Vera Pizza Napolitana restoranı var. En sıkıcı bölümün sonuna geldik. Bu bölüm biraz teorikti. Bundan sonraki bölümlerde işte bu bahsettiğimiz Vera Pizza Napolitana'yı, gerçek Napolitan pizzayı gerçek yapan standartların her birini uygulayarak domatesinden ununa, hamurundan fırınına kadar her bir detayı beraber inceleyeceğiz.